Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışı ile ilgili 4. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda aşağıda verilen dizelerden hangisi toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerini yansıtmaz demiş. Ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir. Bakın serbest ölçüyle yazılmış toplumcu şiirin özelliklerini yansıtmaktadır. Bunu elemiş oluruz. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarının taşımış ayakkabım. Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, şile bezindendi. Bu da serbest ölçüyle yazılmış. Bu da toplumcu gerçekçi eğilimi göstermektedir. Bunu da elemiş olduk. Dört nola gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bakın bu da serbest ölçüyle yazılmış. Bu da toplumcu gerçekçi eğilimi göstermektedir. Bunu da eledik. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim. Bu da serbest ölçüyle yazılmış. Bu da toplumcu gerçekçi eğilim göstermektedir. Bunu da eledik. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Bakın Kerem diyorlar, harem diyorlar, verem diyorlar. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız ahenk unsurlarına şiirde yer verildiğini görüyoruz. Yani redif ve kafiye kullanılmış, ölçü kullanılmış. Aynı zamanda bu şiir kimin? Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'in eseridir. Faruk Nafiz Çamlıbel nerede yer alıyor? Arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'de beş ecizler içerisinde yer alır. Milli duygu ve düşünceleri dile getiren sanatçıdır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi sanatçılardan birine ait bir şiir kitabı değildir demiş. Hasretinden prangalar eskittim. Bu eser kimindir? Ahmet Arif'in eseridir. Sisler Bulvarı bu eserde Atilla İlhan'ındır. Memleketimden insan manzaraları ise Nazım Hikmet'in eseridir. Sınıf Rıfat Ilgaz'ın eseridir. 35 yaş bu da Cahit Sıtkı Tarancı'nın eseridir. Şimdi arkadaşlar buradaki sanatçılara bakacak olursak Ahmet Arif toplumcu gerçekçidir. Bunu eledik. Sisler Bulvarı Atilla İlhan bu da toplumcu gerçekçidir. Bunu da eledik. Nazım Hikmet toplumcu gerçekçilerin kurucusudur. Bunu da eledik. Rıfat Ilgaz bu da toplumcu gerçekçilerdendir. Bunu da elemiş olduk. Peki Cahit Sıtkı Tarancı nerede yer alır arkadaşlar? Bu sizin de bildiğiniz gibi öz saf şiirin içerisinde yer alır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisi şiir türündeki eserlerden biri değildir demiş. Dağlar ve Rüzgar. Dağlar ve Rüzgar kimindi? Bu eser Sabahattin Ali'nin eseriydi. Ve arkadaşlar şiir biçiminde yazılmıştır. Ve birçok sanatçı tarafından bestelenmiş şiirler vardır içerisinde. Simavna Kadısoğlu Şeyh Bedreddin destanı. Bu kimindir? Bu da Nazım Hikmet'in yine şiirinin olduğu kitaptır. Hasretinden prangalar eskittim. Bu da Ahmet Arif'indir. Ahmet Arif de bunu arkadaşlar yine şiir biçiminde kaleme almıştır. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Bu kimin? Bu da Nazım Hikmet'indir. Nazım Hikmet arkadaşlar bu eserini roman biçiminde yazmıştır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Kurtuluş Savaşı destanı bu da yine Nazım Hikmet'in eseridir. Nazım Hikmet bunu da arkadaşlar şiir biçiminde kaleme almıştır. 4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki şiir parçasına göre cevaplayınız dediği için biz de sayfayı küçültmek zorunda kaldık. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. 4. soru. Biçim ve içeriği esas alındığında yukarıda verilen dizeler aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmış olabilir diyor. Bakalım. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansıl en kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Şimdi arkadaşlar, bu şiir Necip Fazıl'ın olamaz. Neden? Çünkü Necip Fazıl Kısakürek öz, saf şiir içerisinde yer alır. Ahenkli şiirleriyle bilinir. Yani ölçü ve kafiyeyi dikkate aldığını görüyoruz. Bu şiir Ahmet Muhip Dranas'ın da olamaz. Yine Ahmet Muhip Dranas da öz, saf şiir içerisinde yer alır. Bu da ahenk unsurlarına yer verir. Bu şiir Yahya Kemal'in de olamaz. Yahya Kemal de öz, saf şiir içerisinde yer alır. Bu da ahenk unsurlarına dikkat eder. Ahmet Haşim de olamaz. Ahmet Haşim de arkadaşlar fecraticinin içerisinde yer alsa da Cumhuriyet döneminde öz saf şiirin temsilcisidir. Bu da ölçü ve kafiyeye dikkat eder. Bu şiir arkadaşlar Nazım Hikmet'indir. Nazım Hikmet bildiğiniz gibi Davet adlı bu şiirinde özgürlük, sosyal eşitlik, kardeşçe yaşamak gibi konulara değinmiştir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki şiirin ait olduğu sanatçının şiir türündeki eserlerinden biri değildir demiş. Yukarıdaki sanatçı kimdi arkadaşlar? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in şiirlerine bakıyoruz. 835 satır şiir türündedir. Bunu elemiş olduk. Sesini kaybeden şehir, bu da şiir türündedir. Bunu da elemiş olduk. Tarantababu'ya mektuplar, bu da şiir türündedir. Bunu da elemiş olduk. Kurtuluş Savaşı destanı arkadaşlar bu da şiir türündedir. Bunu da elemiş olduk. Yusuf ile Menofis arkadaşlar Yusuf ile Menofis oyundur. Nazım Hikmet'in oyun türünde yazmış olduğu eseridir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin yukarıdaki dizelerin şairiyle aynı anlayışla yazdığı söylenemez demiş. Yani Nazım Hikmet'le aynı duygu ve düşünceye sahip olmayan sanatçıyı soruyor. Bakalım. Ercüment Behzat'la arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi bu toplumcu gerçekçidir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Hasan İzzettin Dinamo bu da toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Arif bu da toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş oluruz. Enver Gökçe bu da toplumcu gerçekçidir. Bunu da elemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu sanatçı öz, saf şiirin içerisinde yer alır. 35 yaş şiiriyle ünlüdür. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Nokta nokta olarak isimlendirilen ve 1940 kuşağı olarak da bilinen şairler arasında Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, Suat Taşer, Ömer Faruk Toprak, Arif Damar, Mehmet Başaran, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Arif gibi sanatçılar dikkati çeker. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar bunlar garipçiler olamaz. Çünkü garipçiler Orhan Veli Kanık, Menih Ceddet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'dur. Peki ikinci yeniciler olabilir mi arkadaşlar? Bunlar ikinci yeniciler de olamaz. Çünkü ikinci yeniler arasında Ülkü Tamer, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Turgut Uyar ve İlhan Berk var. Peki 5 hececiler olur mu? Arkadaşlar 5 hececiler de olmaz. Faruk Nafiz Çamlıbel gibi sanatçılar var burada. 7 meşaleciler olur mu? 7 meşaleciler de olmaz. Burada kim vardı? Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Kocak Türk, Ziya Osman Sabah, Yaşar Nabi Nair, Sabri Satya Vüşgil, Kenan Hulusi Koray gibi sanatçılar vardı. Bunlar değil. Bu dönem sanatçılar arkadaşlar toplumcu gerçekçilerdir. Bu yukarıdaki sanatçılar toplumcu gerçekçilerin içerisinde yer alır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Kızılırmak bu eser Hasan Hüseyin Korkmazgil'e aittir. Temmuz bildirisi bu eser de Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait. Kavel bu da Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait. Acılara tutunmak arkadaşlar bu da yine Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait bir eserdir. Hasretinden prangalar eskittim ise daha önceki sorularda çözmüştük yine hatırlarsanız. Bu eserde Ahmet Arif'in eseridir. Bunun için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 9. soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Garip akımının izleri de bulunan ilk şiirlerinde açık ve anlaşılır bir dille toplumsal konular işlerken daha sonra ikinci yeni şiirinin etkisiyle kapalı, soyut, alışılmış dil kurallarına ters düşen, daha çok kelimelere ağırlık veren şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, yaşama sevinci, küçük tersliklerin yarattığı öfkeler, toplumsal aksaklıkları işlemiştir. Düdüklü Tencere, Sultan Palamut, Horozdan Korkan Oğlan, Türkiye'nin Adresi, Ayşe Mayşe, Dizin, Yumuşak G, Rüzgar Ekmek şiir kitapları arasında yer alır. Arkadaşlar, bu sanatçı genellikle toplumcu gerçekçilere baktığımızda ikinci planda kalmış, adı ön plana çıkmamış Metin Eloğlu'nundur. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerde tanıtılan sanatçıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Mehmet Başaran, köy enstitülü, toplumcu gerçekçi şair ve yazarlardan biridir. Toplumcu bir dünya görüşüyle şiirlerini ve diğer nesir türündeki eserlerini yayımlamıştır. Ahlat Ağacı, Karşılama, Günler Tuz Rengi, Koca Bir Troya Dünya sanatçının şiir kitapları arasındadır. Arkadaşlar doğrudur. Mehmet Başaran toplumcu gerçekçidir. Bu eserlerde Mehmet Başaran'a aittir. Bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ömer Faruk Toprak, 1940 kuşağı olarak tanınan toplumcu gerçekçi şairlerdendir. 1940'lı yıllardan itibaren Yürüyüş ve Ant dergilerinde yayımlanan toplumsal gerçekçi şiirleriyle tanınmıştır. İnsanlar, Hürriyet, Dağda Ateş Yakanlar, Susan Anadolu şiir kitaplarıdır. Ömer Faruk Toprak da arkadaşlar toplumcu gerçekçidir ve bu eserlerde sanatçıya ait şiir kitaplarıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nevzat Üstün, 1940 sonrası toplumcu gerçekçi şairler arasında sayılır. İlk şiirleri garip akımının izlerini taşır. Daha sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelmiş ve o tarzda şiirler yazmıştır. Cüceler Çarşısı, Güneş Ülkesi, Hey Sen Amerikalı, Beklenen Sabah sanatçının şiir kitapları arasındadır. Bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Suat Taşer, 1940 sonrası toplumcu gerçekçi şairler arasında düşünce öğesi ağır basan şiirleriyle öne çıkmıştır. Merhaba, İkinci Kurtuluş, Hayret Bey'in Serüveni, Evrende Ellerimiz sanatçının şiir kitapları arasındadır. Suat Taşer de toplumcudur ve şiir kitapları da buna aittir. Bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Atilla İlhan, edebiyatımızda 1940 kuşağı olarak tanınan şairlerden biri olarak toplumsal bozuklukları kimi zaman ince bir duyarlılıkla, kimi zaman da yergiye kaçan bir anlatımla dile getirmiştir. Tek şiir kitabı 1. Kilometre'de savaşta ölen insanlar ve onların geride bıraktıklarını işlemiştir. Arkadaşlar bu kişi Atilla İlhan değildir. Peki burada bahsedilen kişi kimdir? Burada bahsedilen kişi Mehmet Kemal Kuşoğlu'dur. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dikkat edecek olursanız toplumcu gerçekçilerde daha çok ikinci planda sanatçılar hakkında burada ne yapılmaktadır arkadaşlar? Bilgiler verilmektedir. 11. soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir yazmaya 1940'ta başlamasına rağmen ilk şiirini 1943'te Yurt ve Dünya dergisinde yayımlayan toplumcu gerçekçi şiirleriyle tanınmıştır. Halk şiirinin söyleyiş özelliklerinden, yerel sözcüklerle anonim deyimlerden yararlanmış, genellikle kısa dizelerden oluşan, kendine özgü, kavgacı, toplumcu şiiri geliştirmiştir. Hayatına karışan olayların toplumsal bir bakış açısıyla işlendiği bu şiirlerde kimi zaman kendinden sonra gelenleri etkilemiş bir şairdir. Dost dost ile kavga, panzerler üstümüze kalkar şiir kitaplarıdır. Arkadaşlar şu iki şiir kitabına bakacak olursak bu sanatçı kimdir? Tabii ki Enver Gökçe'dir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.